Temeli olan atışı en güzel atış sahasında öğrenirsin. Plak atışları da bu işin en cazip yapılacağı yerlerden bir tanesi. Hem emniyetli bir saha hem de bütün tekniği yavaş yavaş öğrenme şansına sahip olursun. Burada şimdi başlarken birkaç tane tüfeğimiz var. Bu tüfekler tabii farklı amaçlarla üretilmiş tüfekler. En baştaki belki kaz ve ördek avlarında geç tavı için uzun şoklu bir tüfek. Evet. Diğerleri uçar avında kullanabileceğimiz, yine ördek avında kullanırız. Keklik kılıcın avında kullanabileceğimiz değişebilir invektör şoklu. Ve bizim avda kullandığımız, şimdi de atış eğitimlerinde kullanacağımız süperpoze tüfeğimiz. Barış'cığım, öncelikle duruşla başlayacağız. Yivsiz tüfek atışlarında atış yaparken pozisyonumuz bir omuz genişliğinde yaklaşık açık duracak ayaklarımız. Şimdi sol elini öne doğru getirip omuzuna güzelce yaslamaya çalış. Evet, yanağını birazcık daha öne getir ve karşıya kafan düz olacak şekilde bakmaya çalış. Yanağını tam üstüne koy. Evet. Bantı düz görebiliyor musun? Evet. Bantı düz görüyorsan şu an atış pozisyonundasın. Evet. Tüfeğe karşılık veriyor mu vücudun? Veriyor. Evet. Tüfek patladığı zaman böyle bir olay gerçekleşecek. Barış, tüfek boş, emniyetli bir şekilde. Şimdi omuzlama için pratik çalışması yapacağız. Bunu her zaman evinde de yapabilirsin. Herhangi bir noktayı düşün ve oraya nişan alarak omuzuna yerleştirmeye çalış. Bu hareket bizim için çok önemli. Hareketin özünde şu var. Tüfeği ilerittin, omuzuna yerleştirdin, aynı anda yanağın yerleşti. Tabii bu hareket birleşiyor bak şimdi. Hepsi birleşti. Aynı anda. Şimdi elin ileri itiyor, omuzuna yerleştiriyor, aynı anda yanağın üstüne biniyor. Tabii daha hızlanacak zaman içinde. Tekrar ileri yerleşti. Hareket akıcı olacak. Hop. Bak şimdi ne kadar hızlandı. Böyle bir atış sahasında gerçekleştireceğimiz atışta plaka ileri doğru gidecek. Hı. Yani önümüzden düz uçan bir kuş şekli. Bu daha çok bıldırcın avında karşılaşacağız. Belki de kekliğin düz kalkış pozisyonu. Böyle bir hedefte namlumuzu hedefin altına yerleştireceğiz. Bir tane plak alabiliriz belki buradan. Evet. Namlumuzu hedefin altında görüp görüşe devam edeceğiz. Eğer bir geçit atışı yapıyor olsaydık ne yapıyorduk? Namluyla geliyoruz, önüne geçiyoruz. Aynı hareketi, aynı süratle devam ettirerek durdurmadan patlatıyoruz. Veya bir nokta atışından bahsetmiştik. Orada gelen bir hedefi anında görüyoruz. Gördüğümüz bir noktayı anında patlatıyoruz. Ama bu tabii bir süre sonra gelişecek. Ne kadar süratle gelen bir hedefin ne kadar önüne atacağı pratik olarak gelişecek. Doğru teknik en fazla uygulananı kuşla birlikte geliyoruz veya hedefle birlikte arkasından yetişiyoruz. Önüne geçiyoruz. Takip ederek patlatıyoruz. Evet, şimdi önümüzden giden bir hedef atmaya çalışıyoruz. Takip ettik. Atıştan sonra namlunun hareketi hiç durmadı. Devam etti. Kapattın tüfeğini. Şimdi omuzuna yerleştir. Evet. Rahat görebiliyor musun bantı? Evet, görüyorum. Evet, düz görmeni istiyorum. Ben senden komut bekliyorum. At. Çok güzel. Bir hatamız vardı. Ne yaptık? Tüfeğini patlattıktan sonra hemen kafanı kaldır. Evet. Biz onu yapmayacağız. Tüfeği patlattıktan sonra takip etmeye devam edeceğiz. Gönü kapattım. Tamam. Hazır. At deyince atacağım. At. Evet, güzel. Gayet hızlı hareket ettim.